Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. Koronavirüsle mücadele kapsamında Aksaray'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan mobil aşı timleri vatandaşların ayağına kadar giderek aşı yapıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında Aksaray'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan mobil aşı timleri vatandaşların ayağına kadar giderek aşı yapıyor. Yaklaşık 420 bin nüfusu olan kentin 3'te 2'si aşılanırken günde yaklaşık 2500'ün üzerinde aşılama yapılıyor. Yaklaşık 12.700 işçinin çalıştığı organize sanayi bölgesine de giden aşı timleri burada çalışan personelleri bir bir aşılıyor. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Aksaray'da aşılama çok iyi gidiyor. Biliyorsunuz bir günde 2600'ün üzerinde sağlık müdürlüğümüz aşı yaptı, dedi. Sağlık ekipleri ayağımıza kadar geldi. Herkesin aşı olmasını rica ediyoruz. Hiçbir sıkıntı, sorun olmuyor. Gayet her şey sağlıklı, güzel. Ve bu hastalıktan kurtulmamız için, ülkemiz için herkes elini taşın altına koyması gerekiyor. Aksaray'da aşılama çok iyi gidiyor. Biliyorsunuz bir günde 2600'ün üzerinde Sağlık Müdürlüğümüz aşı yaptı. Biz aile hekimleriyle beraber bir toplantı yaptık bundan önce. Aşı vurmada Aksaray aslında ortalamaların üzerindeydi. Bir ara Türkiye ortalamasının altına düştük. Ama Sağlık Bakanlığımızın görsel olarak yayınladığı aşının mutlaka olması gerektiği görseller, telkinler, paylaşımlardan sonra Aksaray'da da çok ciddi anlamda vatandaşlarımız aşıya ilgi gösterdi. Ve şu anda Aksaray'da aşı olmayla ilgili zihinlerde hiçbir soru işareti kalmadı. Sağlık çalışanlarımız, aile hekimlerimiz, her yerde vatandaşlarımız sırası geldiğinde gidip aşılarını vurabilirler. Biz zaten vaka sayısında da gerçekten çok çok azaldı vakalarımız. İnşallah en kısa sürede maviyi de göreceğiz. Vaka sayıları da sıfıra düşmüş olacak. Bu anlamda da Aksaray üzerine düşen en güzel şekilde yaptı. Şu anda biz yaklaşık olarak Aksaray nüfusunun 2/3'üne yakınını aşılamış olduk. Bu hızla gidersek tamamında yani aşılarımız zaten Sağlık Bakanımız her gün bununla ilgili bir bilgilendirme yapıyor. Bu bilgilendirmenin sonucunda da kısa sürede Aksaray'ın tamamını aşılamış olacağız. Şu an aşımızı olduk. İlla ki devletimiz bunu önerdiyse aşın olacaksın yani. Evet ben de geldim vurundum. Devletimiz bunu öneriyorsa halkımız da gelinip bunu vurunacak abi. Bu korona aşısının ikisini vurdurdum. Daha güveniyorum kendime. Devletimizden Allah razı olsun. Bu imkanı bize sağladı. Yani bütün halkımızdan, insanlarımızdan aşıya vurulmasını isterim. Bir an önce rahat günlere kavuşmamız için bu aşılarımızı günü geldiğinde vurulalım. Tabii ki insanlık ve sağlık için iyi bir şey. Devletimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bu hastalıktan kurtulacağız bu aşılar sayesinde. Yani çok mutluyum. Aşıdan da korkmuyorum. Evet, herkese de tavsiye ederim. Çünkü bu hastalık gitsin Türkiye'den. Aşı vurmak için iş yerimize kadar Sağlık Bakanlığı'ndan geldiler. Teşekkür ederim. Herkesin vurulmasını da isterim. Aksaray'ın Laleli Mahallesi'nde yetişen yerli sebzeleri yerinde inceleyen İl Tarım Müdürü Bülent Saklav, Aksaray'daki sera varlığı hakkında bilgi verdi. Evet,
bereketli olsun. Bunların şu olmuşlar, büyüklerini toplayacağız değil mi Mustafa abi? Büyüklerini. Evet. Kala. Çok güzel, eline sağlık. Çok iyi üretmişsin, Allah teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Evet, öncelikle hoş geldiniz. Bugün merkeze bağlı Laleli Mahallesi'ndeyiz. Laleli Mahallemiz ilimizdeki sebze üretiminin Gücünkaya köyümüzle birlikte %70'ini 80'ini yapan bir mahallemiz ve köyümüz. Tabii biz burada hem bakanlığımızın projeleri hem de yerel ajanslarda KOPA, Ahiler Kalkınma Ajansı'na yaptığımız projelerle buradaki sera varlığını %10'lardan %70-80'lere çıkardık. Burada 30 tane %70 hibeli hem Gücünkaya ile Laleli'de 3 yıl içerisinde 30-35 tane sera yaptık. KOP idaresini destekledi %70 hibeli. Tabii bu seraları verirken buradaki çiftçilerimiz açığa ekiyorlardı daha önce. Seraları vardı ama modern teknik yüksek tünel değildi. Bunları eğittik. Daha sonra eğittikten sonra bu kurs sonunda başarılı olanlara %70 hibeli sera verdik. %30'unu kendi karşılığı, %70'i hibe. KOP idaresi destekledi bunu. Tabii bunu arttırmayı düşünüyoruz. Tabii ilimiz 2002 ile 2020 arasında bir kıyaslama yaptığımızda sebze üretiminde 2002 yılında 79 bin ton bir üretimimiz varken şu anda 2020 yılında 175 bin tona çıkarttık ve %121 oranında bir artışımız var. Tabii bizim bir amacımız var bakanlığımız olarak ve valiliğimiz olarak. Çiftçilerimizi doğduğu yerde doyurmak istiyoruz. Bütün amacımızı, projelerimizi bu kapsamda yapıyoruz. Hem bakanlığımızın destekleri, Tarım Orman Bakanlığımızın hem yerelde yaptığımız projelerle birlikte sebze üretimimizi arttırarak Aksaray'ı sebze üretiminde marka bir şehir yapmak istiyoruz. Buradaki üretilen sebzeler de tamamen yine Aksaray halkı tarafından tüketiliyor. İşte Aksaray'ın yerel pazarlarında tüketiliyor. Burada hem açığa hem de serada ekimler var. İnşallah şu anda bu seralarda domates hasadı yapılıyor şu anda. Salatalık hasadı yapılıyor ve bir önemli bir noktada biz bu seralarda yılda ortalama 4 ürün alıyoruz. Yani domates, salatalık, arkasından yeşillik veya ıspanak şeklinde. Tabii yılın 11 ayı bu sıralar çalışıyor. Ben burada üreten çiftçilerimize çok teşekkür ediyorum. Onların hep yanındayız 24 saat. Ben onlara hayırlı bol hasatlar diliyorum. Bereketli yıllar dilemek istiyorum. Mustafa Ülger, Laleli Mahallesi'nde oturmaktayım. Bu seraları Tarım İl Müdürlüğümüz tarafından verildi. Ve başarıyla devam ettiriyoruz. Kaç yıldır bu işle uğraşıyorsunuz? 2012'den beri bu işle uğraşıyorum. Tek geçim kaynağınız bu iş mi? Evet. Neler yetiştiriyorsunuz şu anda? Salatalık, domates, kabak, maydanoz, bütün ürünleri yetiştiriyoruz. Sadece Aksaray'da mı satış oluyor yoksa şehir dışında da çıkıyor mu? Aksaray. İç piyasaya ancak yetiştiriyor zaten. Aksaray piyasasına. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim vallahi. Maydanoz hasatı yapıyorsunuz. Aynen öyle. Nasılsınız, iyisiniz? Bir sıkıntınız var mı? Yok. İyi, Allah iyilik versin. Sizi ziyaret ediyoruz sık sık. Bir sıkıntınız varsa bize bildirin, elimizden geleni yapalım. Tarla sahibimiz Mustafa Bey sizi ilgileniyor mu? İlgileniyor canım. Salgınları, tatlımızı hem getiriyor. Getiriyor, iyi. Getiriyor. İyi. Zor iş bu maydanozda. Evet. Allah kolaylık versin. Aynen. De iyidir inşallah şu anda. Yine bir. Her gün geliyor musunuz? Her gün geliyor. Evet. Saat 6'da tamam, geliyor. 6'da geliyorsunuz, evet. Buradan kökten alıyoruz. Bak şöyle. Nasıl, iyi mi? İyi, iyi. Güzel. Teşekkür ediyorum. Devam. Bana da maaş verir mi ki acaba? Verir. Verir değil sabah mi? Altıda günlük. Sabah 6'da mı? Ama 6'da bizimle gelmen lazım. Gelirim, gelirim. 6'da da gelirim. İnşallah. 5'te de gelirim inşallah bundan sonra. Eldivenini hem hazır getir de. Eldivensiz olmaz zaten değil mi bu? Size. Tamam. Yani çünkü bu şekilde alıp. Bak şöyle. Bak şöyle. Mustafa abi şimdi bunlar hasat yapıyor şu anda. Evet, hasat. Başladın hasada. Evet. Çok burada yaklaşık kaç ton çıkar? Yaklaşık 50-60 ton civarında çıkar. 50-60 ton civarında çıkar inşallah. Bu silor değil mi? Evet, silor. Silor. Çok güzel, bir sıkıntı da yok Allah'ın izniyle. Hastalık evet, da yok. Yok. İnşallah buradan bu hem hasat ediyor hem bir yandan da tekrar olgunlaşıyor. Tabii, tekrar olgunlaşıyor. Çok güzel maşallah, çok güzel. O zaman şeyi de arasın da o da onlar... Aksaray'ın Helvedere kasabası yatırımcılar tarafından büyük ilgi görüyor. Gönül Dağ Kafesi'nin işletmecilerinden olan Selim Duru, Helvedere'nin Aksaray açısından önemine vurgu yaparak yatırımcılara tavsiyelerde bulundu.
Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Ben Selim Duru, Gönül Dağı Kafe'nin işletmecisiyim. Nasıl cesaret ettik? Elvadere yani gerek doğasıyla, gölüyle, manzarasıyla bizim çok sevdiğimiz bir yer. Yaklaşık 6 ay önce kafamda böyle bir proje oluştu. Bunu hayata geçirmek için çok çaba gösterdim ve başardım. Çok şükür diyelim. Tabii ki çektik ama yani insanların buraya gelip böyle bir ortamı görüp beğenip bize bir teşekkür etmesi bizi ayrıca mutlu etti. Yani tepkiler gelen insanların sağ olsunlar tepkileri olumlu yönde. Herkes çok beğendi. Yani Aksaray'da böyle bir mekan olmamasını vurguladı ve Helvedere'nin en büyük eksiğinin giderildiğini söylediler. Şükür. Şu anda yanımda 10 personel çalışıyor. Allah izin verirse ilerleyen zamanlarda bu personel sayımızı da yükselteceğiz. Bakacağız nasip diyelim artık. Kafe olarak düşünmeyelim, kafe bistro olarak düşünelim. Hani biliyorsunuz bistro deyince dünya mutfağı akla gelir. Bizde de fast food çeşitleri, İtalyan mutfağından makarna çeşitleri, nargile, semaverde çay. Bu şekilde hizmetlerimiz var. Özellikle köy kahvaltısı, biz onu da biraz değiştirdik. Şöyle söyleyeyim, serpme kahvaltıyla köy kahvaltısını karıştırdık, ortaya değişik bir şey çıkarttık. Muhakkak tatmanızı da isterim sizin Meryem Hanım. Aksaray'dan gelen müşterilerim serpme kahvaltımız için şöyle anlatayım. Bizim serpme kahvaltımız en az 2 kişilik. Biliyorsunuz tek kişiliğe serpme kahvaltı açılmıyor. Ama bu serpme kahvaltı yine vurgulayarak söylüyorum, köy usulü. Yarı serpme, yarı köy usulü. 100 TL ödeyecekler 2 kişi. Tek kişi gelen arkadaşlarımız ise kahvaltı tabağı ve ara sıcak dediğimiz menüler. Menemen, sucuklu yumurta, kızarmış sosis. Müşteri kitlemiz nedir? Meryem Hanım, hani ortamı görüyorsunuz. Tamamen otantik, doğal, doğallığını bozmadan bir şeyler yapmaya çalıştık. Ve en büyük amacımız bizim buraya aile, çocuklarıyla beraber gelmelerini istiyorduk. Gönlümüzde bu vardı. Gönlümüzdekinde çok şükür başardık. Yani insanlar gerçekten çok mutlu, huzurlu bir şekilde çocukları burada oynarken bile rahat bir şekilde oturabiliyorlar. Müşteri kitlemiz ağırlıkla aileler. Gençler de geliyor, oturuyor ama aile ortamını gördükten sonra hani çok durmuyorlar işin aslı. Yani müşteri kitlemiz ağırlık aile. İnsanlar buraya geldiği zaman yani biliyorsunuz Aksaray'da maske şartı var. Biz de gördüğünüz gibi masalarımızı biraz mesafeli bıraktık. Sırf insanlar maskeyi kullanmasın. Yani burada Covid yokmuş gibi davransın. Hani herkesin sosyal mesafesi gördüğünüz gibi uzak olduğu için. Buradan bizim izleyen vatandaşlarımıza burayı gelip görmeyen, gelip uğramayan çok şey kaçırmıştır demek istiyorum. Özellikle içecek ve yiyecek çeşitlerimizden, enfes lezzetlerimizden herkesin haberdar olması, herkesin bu lezzetleri tatmasını istiyorum. Güler yüzlü hizmetimiz, canlı müziğimiz, böyle güzel doğamız, otantik bir ortamımız var. Herkesi kafemize davet ediyorum. Aksaray İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller, okulların kapanmasıyla beraber yaz Kur'an kursu kayıtlarının başladığını duyurarak kayıtların 11 Temmuz'a kadar devam edeceğini, eğitimlerin 5 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında süreceğini belirtti. Bilindiği üzere Diyanet İşleri Başkanlığımız her yıl okulların kapanmasıyla birlikte camilerimizde ve Kur'an kurslarımızda yaz Kur'an kursu adı altında bir eğitim programı başlatıyor. Geçen yıl pandemi sebebiyle maalesef bu program uygulanamamıştı. Ama bu yıl pandemi şartlarının biraz daha hafiflemesi sebebiyle bütün ülkemiz genelinde Diyanet İşleri Başkanlığımızın talimatıyla camilerimizde ve Kur'an kurslarımızda okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak yaz Kur'an kursları eğitimimiz inşallah yapılacaktır. Kayıtlarımız başlamıştır. 11 Temmuz'a kadar kayıtlarımız devam edecektir. Eğitimimiz de 5 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında 7 haftalık olarak gerçekleşecektir. Ben bu noktada 4 yaşından başlayıp 22 yaşına kadar gerek anaokullarında gerek ilkokullarda, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrencilerimizi
bu kurslarımıza katılmaya davet ediyorum. Çünkü bu kurslarımızda bu 7 haftalık süre içerisinde vereceğimiz ders sayısı bir lise öğrencisinin lise hayatı boyunca alacağı din dersi sayısından çok daha fazla. Dolayısıyla daha etkili, daha faydalı. Bizler bile bugün sahip olduğumuz birçok bilgiye çocukluk dönemimizde gitmiş olduğumuz o camilerde, Kur'an kurslarında almış olduğumuz eğitimler sayesinde sahip olduk. Bu dönemde yapılan eğitimin çocuğun hem karakter gelişiminde hem şahsiyet gelişiminde de olumlu şekilde tezahür ettiğine şahit olmaktayız. Bu vesileyle ben hem velilerimizi, çocuklarımızı bu kurslara yazdırmaya, kayıt ettirmeye davet ediyorum. Hem de çocuklarımızı bu kurslara kayıt olarak eğitime tabi olmaları için davet ediyorum. Bu yıl yaz Kur'an kurslarında kayıt yaptıran öğrencilerimizden 4-9 yaş arası olan öğrencilerimiz sadece yüz yüze eğitim alacaklar. 10-15 yaş arasındaki öğrencilerimiz dilerse yüz yüze eğitim, dilerse çevrimiçi eğitime dahil olacaklar. 16-22 yaş arasındaki öğrencilerimiz de çevrimiçi eğitime dahil olmak suretiyle yaz Kur'an kurslarına katılmış olacaklar. 30 yıldır baharat ve şifalı bitkilerle ilgilenen Ramazan Kuruöz, Aksaray'ın bitki çeşitliliği açısından zenginliğine vurgu yaparak şifalı bitkiler hakkında bilgiler verdi. Turan Baharat işletmecisi Ramazan Kuruöz. Kaç yıldır bu mesleği? Aşağı yukarı 30 yıldır bu işte meşgulüz. Yani 30 senedir baharat ve şifalı bitkilerle uğraşıyoruz. Şimdi Aksaray'da yani yetiştirilirken normal tarım olarak yapılan bitkiler yok da, yani ziraati yapılan bitkiler yok da, yabani olarak yetişen bitkilerimiz vardır. Mesela onlardan ben size bir kısa bilgi vereyim. Mesela yavşan otu, Aksaray'ımızda bulunan bilinen otu. Çoban çantası, mesela biz bu literatürde şey olarak, çoban çantası olarak da biz buna kuş ekmeği deriz. Halk arasında kuş ekmeği denir ya da kuş ekmeği denir. Eskiden beri yani çıtlık olarak, yani böyle salata olarak yenilen bitki çoban çantası. Çoban çökerten, efendime söyleyeyim, Aksaray'ımızda alıç yaprağı, alıç şey meyvesi, Aksaray'da Hasan Dağı tarafında bol bol olur. Isırgan yaprağı, kantonun belli bölgelerde, mayıs papatyası her tarafta bulunan bir bitkimiz. Efendime söyleyeyim, hatmi çiçeği, yani bizim buralarda endemik bitki olarak yetişen bitkilerde mesela salep, efendime söyleyeyim, sığır kuyruğu dediğimiz bitki. Hodan bitkisi, sığır deli. Yani aşağı yukarı Aksaray'da endemik bitkilerin 40-50 çeşidi yetişiyor yani kendiliğinden. Endemik olarak yetişiyor. Bir de ticari olarak da kullanılabiliyor. Peki bu bahsettiğiniz bitkiler genel olarak hangi hastalıklara iyi geliyor? Nasıl kullanılması gerekiyor? Ya dikkat şimdi, edilmesi gereken mevzular? Yani hastalık için insanların önce bir doktora gitmesi lazım. Yani önce bir teşhisini doktorun koyması, doktor ilaçlarını, tıp ilaçlarını kullanması. Yani bunlar alternatif tıp olarak, yardımcı olarak kullanılan şeylerdir, ürünlerdir. Yani şimdi bitkiler %100 tedavi edici amaç olarak kullanılmaz da tedaviye yardımcı olarak kullanılabilir. Mesela diyelim ki bir mayıs papatyası. Mayıs papatyasının solunum yollarına, boğaz ağrısına, bademcik iltihabına, sinüzit rahatsızlığına, mide şişkinliğine, hazamsızlığa, bir de şeydeki ciğerlerdeki su birikimine, mesela vücuttaki iltihaba falan çok faydası vardır papatyanın. Isırganın iltihabı hastalıklara faydası vardır. Özellikle romatizmal ağrılara ben ısırgan odunu herkese tavsiye ederim. Tabi bunlar yardımcı aparat olarak kullanılan bitkilerdir. Yani direkt tedavi amaçlı olarak değil de tedaviye yardımcı amaç olarak kullanılabilir. Mesela 15 günlük, 20 günlük kullanılacak bitkinin fiyatı, tabii o bitkisine göre değişir de 5 lira, 6 lira, 10 lirayla değişiyor bir paketi. O da 10 günlük, 15 günlük kullanım olur. Yani kullanırken de yani aşırıya gitmemek lazım, bilinçli tüketmek lazım. Yani bitki deyip de bitkinin de zararları vardır. Yani bitki de böyle masum değil, bitkinin de çok zehirli olanları vardır. Mesela böyle Tarım Bakanlığı'ndan, Sağlık Müdürlüklerinden bize gelirler. Yasaklı bitkilerin listesi vardı. Yani bunu satmamız yasak. Çünkü bazı bitkiler uyuşturucu özellikler şey diyor. Bazıları zehirli özellikler oluyor. Yani bir şey yaparken bilinçli yapmak lazım. Herkesten ürün almamak lazım. Böyle tecrübeli aktarlardan, efendime söyleyeyim. Mesela bazı televizyon programlarında da çok şeyleri, bazı şeyleri çok abartıyorlar. Yani
abartı bazı televizyondaki reklamlarında çok aşırı reklamlar var bitkisel ilaçlarla ilgili. Adamlar bir şeyler yapmış. Ne olduğu ne olduğu belli değil. Yani üretim izni olmayan ürünleri kesinlikle almasınlar. Ya bir de bilinçli tüketmek lazım. Mesela bitki değil zararlı değil. Çok bitkilerinde çok zararlar var. Her şeyin fazlası zarar. Mesela bir kantaron otunu antidepresan haplarla ilaçlarla kullanmamak lazım. Çünkü yan etki yapıyor. Yani biz zarar oluyor. Yani ilaç kullanırken bunları kullanmamak lazım. Belirliyor. Fiyatlar iklime bağlı olarak belirliyor. Mesela bir bitki o sene çok olursa ucuz oluyor. Az olursa pahalı oluyor. Mesela dışarıdan gelen bitkilerde mesela fiyatları bazen tetikliyor. Ama fiyatların tek şeyi iklimsel. Bol olursa ucuz oluyor. Az olursa pahalı oluyor. Fiyatları hava şartları belirliyor. Aksaray Bilim Merkezi 3600 metrekare kapalı alan içerisinde 7 farklı temada atölyesi, 450 metrekare sergi galerisiyle gençlerin ilgi odağı oluyor. Aksaray Bilim Merkezi 3600 metrekare kapalı alan içerisinde 7 farklı temada atölyesi, 450 metrekare sergi galerisiyle Türkiye'deki bilim merkezi olarak en kapsamlı bilim merkezlerinden birisi olmaya adaydır. Bilim merkezi içerisinde sergi galerimizdeki düzenekler ve eğitim laboratuvarlarımızdaki etkinlikler ile bilimi toplum için anlaşılır hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla çıktığımız yolda Belediye Başkanımız Sayın Doktor Evren Dinçer'in büyük destekleriyle atölyemizde bulunan, içinde bulunduğumuz robotik atölyesinde 3 yaştan başlayıp da üniversite seviyesinde insansı robotlara kadar programlayabileceğiniz robotlar mevcuttur. Buradaki bütün robotlar ve eğitim setleri gençlerimizin ve çocuklarımızın hizmetine açıktır. Bilim Merkezi etkinliklerine katılmak için Aksaray Bilim Merkezi sosyal medya hesaplarını takip ederek etkinliklerimize telefonla randevu alabilirsiniz. Yine okul grupları da Milli Eğitim Müfredatı'na bağlı olarak telefonla randevu alarak burayı ziyaret edebilirler. Ziyaretler esnasında okul gruplarına hem sergi galerisindeki düzenekleri deneme fırsatı sunuyoruz, hem de atölye ve laboratuvarda çeşitli etkinliklerden çocukların faydalanmasını sağlıyoruz. Örneğin robotik teknoloji atölyemizde robotik eğitimler, kodlama eğitimleri düzenliyoruz. Tasarım atölyesinde ahşap tasarımdır. Mozaik, üç boyutlu yazıcılar, bunlarla ilgili eğitimlerimiz devam ediyor. Ve yine son olarak sistem atölyemizde de bilimsel etkinlikler, mikroskobik incelemeler, sonra astronomi eğitimleri de devam etmektedir merkezimizde. Merkezimizde yaş aralığı olarak 3 yaş, 4 yaştan başlayıp 18 yaşına kadar, 20 yaşına kadar her yaştan gencimize ve çocuğumuza hizmet edebileceğimiz etkinliklerimiz mevcuttur. Etkinliklerimizin yaş aralıklarını öğrenmek için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Eğitimlerde sertifikalı eğitimlerimiz de başlayacak. Yaz döneminde özellikle bilim kamplarımız, teknoloji kamplarımızla sertifikalı eğitim programlarımız olacaktır. Yaz dönemi bilim kampımız 5 gün sürecek. Sabah saat 10'dan başlayıp 4'e kadar devam edecek. Bu süre içerisinde çocuk burada bütün etkinliklere hem katılmış olacak, Arduino eğitimidir, işte robotik kodlama, tasarım eğitimleri, bilimsel deneyler, bunların hepsini gerçekleştirme fırsatı bulacaktır. Bu bilim kampımızın başvurusu henüz daha açılmamıştır. Yakın zamanda sosyal medyadan ve basından duyurulacaktır. Aksaray Bilim Merkezi e-spor atölyesindeyiz. E-spor atölyemizde 10 adet bilgisayarımız mevcut. Üstün teknoloji, gaming bilgisayarlarımızdır bunlar. Çocukların e-sporla ilgilenirken çalışmalarını yapabilecekleri en üst seviye donanıma sahiptir.
Yakın 2 Temmuz tarihinde bir e-spor turnuvası düzenleyeceğiz. Bu turnuvaya da e-sporla ilgilenen tüm hemşerilerimizi davet ediyoruz. 14 yaş üstü herkes turnuvamıza katılabilirler. Turnuva sonundaki ödüllerimiz de klavye, o mouse ve kulaklık olacaktır. Bunların hepsi gaming seviyede ve üst performanstaki ödüllerimizdir. Çiftçilik yapan vatandaşlar hasat yaparken yaşadıklarını aktardı. Sevgili seyirciler, malumunuz bizim eskilerin, büyüklerin söylediğine göre gün dönümü dediğimiz dönem başladığı için ekinlerde biçilmeye başladı. Tabii kuraklık da var ama biçer de var, ekinleri işliyor ve hemen ardından da eskiden bunlar patuza atılıp sürülür vesaire derdi ama şimdi balya yapılıyor. Balya yapan arkadaşımız da sizi tanıyalım. Evet, ben şahsen Ramazan Kara, Bağlıkayalıyım. Ramazan Bey, ne yapıyorsunuz? Abi burada ekinimizin işlediği sapları balya yapıyoruz. Biçer döverin işlediği. Biçer döverin, aynen öyle. Sapımız malum biraz zayıf ya, hani yarı yarıya çıkıyor. Peki kuraklık ne kadar etkilemiş sizi? Kuraklık %50 etkiledi ya. %50 mi? %50, şu an tam %50. Yarı yarı etkiledi. Peki sizin bu kullandığınız balyaları kendiniz mi kullanıyorsunuz? Satıyoruz. Kullanıyoruz. Yok, satma işimiz yok. Kendimiz. Hayvancılık yapıyorsunuz. Hayvancılığımız var şükür. Ondan biraz geçiniyoruz. Hayvancılığı da biraz ilerletmediler. Yemi çok yükselttiler. Hani çok sıkıntıyız. Evet, yemden dolayı sıkıntı var. Evet, siz sadece kendi tarlanızın balyasını mı yapıyorsunuz? Ya, genellikle eşin, dostun. Hani biraz serbest piyasa yapıyoruz. Gerçi arkadaşlara yapıyoruz. Komşulara isteyenlere yapıyoruz yani. Evet, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Aksaray'ımı çok seviyorum. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İsmim İsmail Candan, Bağlıkayalıyım. Şu anda ekinime işte biçer girdi, şu anda çalışmak üzere. Hasatımız da çok şükür iyi. Fiyatlar da iyi. 2500-2550 lira şu anda bugünkü fiyat o. Yani memnun musunuz? Memnunum, çok memnunum. İyi. Kuraklık etkiledi mi sizi? Yok, hayır. Kuraklıkta şu anda öyle bir etki yok. Kuraklık yani tarla yerleri iyi. Ama nohut yerleri, onun böyle fiy yerleri normal. Ama böyle tarla yerleri iyi, çok şükür iyi yani. Peki burada sulama yapıldı mı? Yok, burada kıraç. Kıraç olmasına rağmen iyi. Kıraç olmasına rağmen çok güzel, iyi. Dönümüne işte 20-25 veriyor. Yani bu rahatsızlığına rağmen güzel de çalışıyor. Teşekkür ediyorum, sizi yormayalım. Tamam. Şimdi ekonomi gündemi. Sırada hava durumu.
Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haberlerle karşınızda olduk. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.